Merhaba değerli arkadaşım. Ben Sağlık Kurumları Yönetimi Uzmanı Erdal Arık. Toksikoloji konulu dersime hoş geldiniz. Toksikoloji, ne garip bir isim. Evet, hemen bir açalım. Değerli arkadaşım, toksin karşılık olarak zehir, zehirli madde olarak karşımıza gelmekte. Vücudumuzda da toksin değerler, toksin maddeler algılanmakta. Ve vücut tarafından büyük ve küçük abdest yoluyla veya terle dışarıya atılmakta. Tabii ki bunlar zehir. Ya hocam bizi niye öldürmüyor o zaman pekala? Vücut belli bir değerdeki noktalarda vücutta kullanılacak değerleri aldıktan sonra besinlerdeki toksik değerlere olan dış atımları bir şekilde terle, gözyaşıyla, büyük ve küçük abdestle dışarıya atma söz konusudur. Tabii ki bu vücudun biyolojik ve fizyolojik genel yapısı olarak esas alınmıştı ifademde. Ama biz tabii ki toksikoloji, insanların toksinleri bir tek vücutta yediği besinler karşısında çıkan zehirlerin dışarı atılması olarak değil, kasıtlı olarak kişilerin kendine de zarar verdiği, hayatı sonlandırmak şekilde de çeşitli toksin değerleri arttırıcı şekilde de intihara, yani suisit dediğimiz girişimlere başvurmakta. Bunlar nedir? Fazla doz aşımlı ilaçlar. Nedir bunlar? Zirai ilaçların içimleri. Zaten direktman zehir zaten zirai ürünler. İşte zirai olarak börtüye işte atıyorum bitkiye, ne bileyim ekine gelen böceklerin öldürülmesi, bertaraf edilmesi için kullanılan zehir, adı üstüne zehir. Veya bu evimizde kullandığımız sinek ilaçları veya prizlere taktığımız o detanlar var ya şeyler, işte sinek gelmesin, uçmasın, hep bir zehir salgılıyor. Tabii ki bunlar ilk planda değerleri dozajları düzgün kullandığı sürece insan sağlığına aşırı zararı yok. Ama tabii ki tutup da bir insanın yüzüne uzun süre sinek ilacını sıkarsanız veya o prize takılan sinek ilacının önünde yaklaşık 3-5 santim içerisinde bir 8-10 dakika, yarım saat nefes almasını sağlarsanız herhalde o da buharlaşan zehir, havaya yayılan, sadece sinekleri öldürmesini planladığımız zehir bize de zarar verecektir. İşte toksinler, toksoloji bilimi temel anlamda sizlere dilimin döndüğü kadarıyla ifade etmek için toparlayarak teşekkür ediyor. Bir başka eğitimimde, bir başka zaman görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kal, esen kal değerli arkadaşım.